Okaka'nın golü gelecek şimdi. Nazar Çadli üzerine gidiyor Yedlin'in. Bu şut pas oluyor. Ardından da Okaka hazırlıyor, düzeltiyor, rövaşata vuruyor. O arada bir müdahale yok. Şimdi bu burada öncelikle bir offside var mı? Çizgiden de gördüğümüz üzere yok. Burada en fazla konuşulan konu Marka-Okaka mücadelesinde. Marka'ya bir faul var mı, ne dersiniz Mehmet Yılmaz? Kesinlikle yok. Kesinlikle yani, yok ama dedi. Ama vücudunu kullanmış. Mehmet Okaka. Yılmaz. Okaka. Rea Kapsal. Bence de vücudunu kullanıyor. Marka ile topun arasına giriyor. Yani gayet doğal. Hamle yani gayet doğal dedi bu mücadele. Rea Kapsal. Levent Üzemen. Marka yanlış pozisyon almış. Bu tarafa dönse dönemez. Yanlış yere gitmiş. Pozisyonunu kaybetmiş. Adam terse dönünce açıkta kalıyor. Bu arada ben ona kafaya takmıyorum. Bir sonraki ona geleceğim. Ona geleceğim. Şimdi bize Erman abi bunu burada hep anlatıyor. Şimdi ben ondan söyleyeceğim. Geleceğim şimdi. Ona da. Bak şimdi. Böyle bir şey olmaz bu ya. Beyazlı oyuncunun kalçasında Allah rakiplerini korusun abi. Dayadım hepsi gidiyorlar ya. Hiç alakası olmayan pozisyon. Net gol. Sırtı dayadı hocam. Bitti sırtı. Net gol de. Şimdi bakın. Burada sol elinde bir şey var ben. Yalnız hocam. Size söylerim ben. Net gol de. Gel şimdi. Devam et. Şu oyuncuya dikkat edelim. Şu oyuncuya. İkili Nelson, mücadele Nelson, var. Nelson'u diyorsunuz evet. Değil mi? Evet. Şimdi bak top sekiyor. Adam topu sektiriyor. Beyazlı. Sektiriyor beyazlı. Sarı tozluklu koşuyor. Bak. Evet. Sektirdi. Sektirdi. Burada dur. Sarılı geldi. Bu korkak bir oyuncu. Korkak. Korkak. Niye? Ya kardeşim adam topu kaldırmış. Git topun üzerine kafanı sok. En direkt vuruşu al. Ha tekmeyi yer misin? Yersin belki. Yersin. Takımı golden kurtarırsın. Doğru. Abi. Eğer demirden korkuyorsan trene binmeyeceksin. Orada sok kafanı abi. Orada sok kafanı. Kafan yarılsın, golü arttırma. Aynı görüşteyim hocam. Bekliyor bir de zaten. Sok ya, kafanı. Orada. Hocam ben bu Nelson'la ilgili birkaç eleştiri yaptım. Fenerbahçe maçta şut atarken elleri arkada kenara çekiliyor. Önüne atla dedim. Hatırladım. Hatırlarsan. Hatta aynı hatayı Karagümrük maçında yaptı. Adam golü atmadan evvel önünden çekiliyorsun, ellerin arkada. Ellerin arkadaysa niye çekiliyorsun? Crespo'nun pozisyonu. Evet, vücudunu pres yap. Orada bir siper yap. Siper yap, sana çarpsın ya. Burada Okaka o kadar rahat zaman buluyor ki o pozisyonu almaya, düzeltmeye, vuruş şekli almaya. Yani kimse vermezsen o fırsatı. Ama böyle işte, bir büyük takım böyle gol yemez. Yani, bunu halı sahada yaptırmazlar adama. Ben sana bir söyleyeyim. Bak burada oynuyoruz buradakiler. Tabii. En genç burada Mehmet Yılmaz. Tabii. Dönemez Mehmet geliyorsun. Balıklama topa aynen. Kafayı sok. Ya balıklama. Ne var ne yok artık yapacağın. Ya, atacaksın topu önüne. Ama golden kurtarırsın. Balıklama. Peki bu pozisyona temizledik. Vitor Nelson'un da orada pozisyonu eğer kafasını sokmuş olsa bir en direkt serbest vuruş ya da hocam, direkt kaleci vuruş de yanından geçiyor. Onu kurtaramaz mı hocam kaleci? Çok yanından geçiyor ya. Gördüm hocam, o ya. Çok hocam, da uzun boylu bir kaleci hocam ya. Tamam da Levent pozisyon yakın. Bir de rovaşata olunca şimdi kaleciye ben düz vurursam o benim suratımdan filan bir şeyler anlayabilir. Vücut şeklimden filan. Oraya mı atacağım, oraya mı atacağım ama arkası dönük bir adam. Rovaşatayı yapıyorsun, top nereye gidecek? Ya şu olabilirdi belki hocam. Ya, yani Muslera olmuş olsaydı şunu diyebilirdik. Çıkarabilirdi. Evet hocam yani, ben onu diyorum. Örnek alacaksak hani Muslera ile arasında kıyaslama yapabiliriz. Ama acaba, zor pozisyon. Bilmiyorum yani. Tabii ya, ben katılıyorum Erman hocam. En son kaleci bence burada. Ben bir şansını denemeliydi diye düşünüyorum hocam. Peki, atlamalı topa yani. Galatasaray bu golle 1-0 geriye düştü. Okaka'nın da tabii bu kadar konuştuktan sonra evet. Hakkını teslim evet, edelim. Evet. Tabii. Müthiş. Müthiş vuruş. Bir sonraki pozisyon gelsin. Chadli burada ayağına sarı basıyor. Kart gördü. Tabii burada başka iki takım içinde başka başka sarı kart pozisyonları da var. Evet. Bizim göstermesini beklediğimiz ama gösterilmeyen onları da söyleyelim. Var mı burada olmazdı diyen? Doğru karar. Bence devam. Doğru. Doğru devam. Karar doğru. Devam edelim.
Ya hocam Allah aşkına. Cagney'in zoru başardığı ayak pozisyon. Içi, ayak içi vursan gol be hocam ya kenarıya. Önüne alması müthiş. Bir de birinci o kadar güzel önüne alıyor ki. Gol ya. O kadar güzel önüne alıyor ki değil mi? İş o zaten hocam. Çekiyor rakipten de ayırıyor. Şahane alıyor. Niye kontrol vuruyorsun ayak üstü? Ayak içi vur ya. Kalecinin soluna da olur. Dediğin gibi her sol tarafına bak. Soluna hocam, yakın direğe, köşeye bırak. Hocam, her türlü avantajı var. Allah aşkına hocam ya. Ya bu bir de var ya. Bir tane daha var. Kolunu ayağının içinden vur abi. Bir de çok basit yani. Tam santrofor klasik goldür bu. Topu aldın yakın rahat köşeye bıraktın. Hiç zorlamayacak. Devam. Zorunu yapmış. Topu önüne almış çok iyi. Kontrolü de iyi. Daha kolayını dışarı evet atmış. Çok güzel almış. Devam edelim. Yakın planında gelecek. Neden bunu aldı arkadaşlar? Çaddi'nin sarısı gönderildi var. Çaddi'nin sarısı var. Gibi Çaddi'nin sarısı var. Bu pozisyon bir sarı kart olabilir miydi? Avantaja bıraktı burada hakem. Sonrasında gösterebilir. Sonrasında tekrar dönebilir miydi? Eğer sarı kartlıksa dönmesi lazım. Ne diyor hoca? Yani ısrarla tutuyor. Net faul. Net faul bu ya. Net. Hücuma gitmesini engelliyor. Bu pozisyonun devamında ne oluyor? Pozisyon devam ediyor. Evet. Evet buyurun. İkinci sarı kırmızı bence. Çekiyor. Ya burada sarı kartı var. Ya Morrison şimdi zeki bir oyuncu ama bir de oyuncu saha içinde sarı kart kim aldı, kimle oynuyor, kim ne yapıyor? Bunları da mesela oyuncu saha içinde tahlil etmeli. Özellikle mesela forvet oyuncuları stoper bekler. Gördüğü zaman üzerine oynayacaksın. İkinci hamle yapamazsın. Nasıl basketbolda dördüncü faulü alan oyuncunun üzerine oynanıyor, beşinci evet faulü almasını evet ender. Burada da bana göre de ikinci sarıdan atması gerek. İlla yani oynattı diye, avantaja verdi diye değil. Oyun durduğunda burada direkt zaten topla alakası yok ki Çaddi. Direkt Morrison'a. Morrison burada bıraksa esasen, kendini bıraksa doğru düşse hocam, orada attı. Ya. Bak senin dediğin acemiliği burada yapıyor. Acem, tamam. Zeki oyuncu değil, tabii, tecrübeli alır değil. Alır burada hemen. Oyun oynamaya burada çalışıyor. Problem burada. Düşsen bıraksan ikinci sarıdan ikinci sarıdan attı. Düşse kalsa orada bitti Morrison. Yere düştüğünü düşünmüş. Bir değişen postundan kural var. Bir arkadaşlarım onu bir kontrol etsinler. O buna giriyor mu? Koray bir kontrol eder misin? Onu bir kontrol et. Burada zaten el ense yapar gibi yaka paça tutuyor. Baksana iki el kol. Devam ediyor baksana bir de. Baksana hiç. De, bırak orada. Bırak. Yani zaten kalabalık bir savunmaya hücum ediyorsun. Yani bir kontra atak hızlı, rakip eksik kalmış bir hücum geçişi yapmıyor ki Galatasaray takımı. Hocam Galatasaray'ın senin bahsettiğin o gençlerin en büyük handikapı bu. Bunları avantaja çevirmiyorlar. Bazı oyuncu yüzünü tutuyor, takla atıyor, bilmem ne yapıyor. O oynamaya devam ediyor. Gidemiyorum de bırak kendini.